lisesi mi? Bu tarz bir çalışmaya katılamayacaksanız form doldurmayacaksınız. Yalnız bazı istisnalar var. Söylediğimiz şey gelen. Mesela okçuluk, bisiklet, ekstrem. Orada yazmıyor mesela. Ekstrem yazmıyor. Ekstrem, kılıçla yapılan bir spor. O biz kılıçla yapmayacağız, sopayla yapacağız. Mesela onun günü farklı. Burada yazmıyor. Tekvando yazmıyor. Tekvando olacak. Pilates yazmıyor. Pilates grubu olacak. Şu an herkes duyuyor. Başka onun yazdığı badminton olacak. Onları biraz hatırlıyoruz. Yani hala bir umut var. Kızlar, o konuşanlar sesin az mı geliyor, çok mu geliyor? İyi mi? İyi, hocam. O zaman ses değil, benle ilgili sorun yoksa o zaman sorun size sormanız lazım. Şimdi, bakın, sonra teneffüste gelip öğretmenleriniz aynı soruları sormayın. Şu an net anlayın, biz de net anlatalım. Her şey netleşsin ve önümüzdeki hafta çalışmaya başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta etkinliklere başlayacağız. Salı günü 3.30'da yaklaşık en az 10-12 tane atölye kuracağız. Şu an atölyeyi işleyeceğiz ve sizi atölyeye göre ayarlayacağız. Diyeceğiz ki salı günü sen şu atölyesin. Kapılarda atölyemizin ne olacak? Sen gidip o atölyeye oturacaksın. Şu an onları netleştirmek için buradayız. Şimdi, evet, hala gelmeye devam edenler var. Tabii ki. Tamam. Şimdi, kızlar, şu salı ve perşembe günlerinde netleştik mi? Şu an hocam ben yanlış yapmışım salı perşembe. Olamam diyen varsa, evrak aldıysa hemen bir isim etsin, siz buna derse geçsin. Şimdi, yeni gelenler için yeni gelenler için şunu söylüyorum. Ben bizim öğrencilerle konuşmam sandım. Teşekkür ediyorum. Konuşma farklı tarafından geliyormuş. Hepinize teşekkür ederim. Özür diliyorum bundan. Şimdi birkaç cümleyi söyleyeyim. Yapacağımız çalışmalar neler? Yeni gelenler için. Çok kişi biliyor. Yaklaşık 20-30 kişi de hiç bilmiyor galiba. Ya da işte öğreneceksiniz. Atölye çalışmaları iki çeşit olacak. Spor dallarımız var. Kültür sanat dallarımız var. Kültür sanat dalları ve spor dalları elinizdeki kağıtlarda göreceksiniz. Onlardan birisini tercih edeceksiniz. O atölyede yıl sonuna kadar eğitimler göreceksiniz. Bu bazen sınıfta olacak, bazen üniversitede olacak, bazen bir başka bir salonda olacak. Buralara gidiş geliş için sizden bir ücret alınmayacak. Ve okçuluk, bisiklet, ekstrem ve benzeri etkinlikler sizin için ücretli olacak. Eğer ki bunlardan başka birisi faydalanmak isterse onlar için de imkan oluşacak. Onları daha çok ücretli. Şu an için siz önceliklisiniz. İlk önce sizin sistemini kuracağız. Ondan sonra onlar. Peki bu atölyelerde sistem nasıl işleyecek? Sizler belirli kurallar çerçevesinde çalışma yapacaksınız. Bu çalışmalarda atölye bilimcileri öğretmeniz tarafından belirlenecek. İki atölye bilimcisi kurayla direkt umreye gidecek. Şu an 10 tane umremiz var bunu belirteyim. 10 umre bir parası hazır gidecek işleri bekliyor. Biz onları test etmeye çalışacağız aranızda. 8 de atölyedeki okul içindeki çalışmalarına göre değerlendirilecek. Şimdi bu atölye çalışmaları ve geziler, gezilerimiz cumartesi olacak. Gezileri, cumartesi gezilerimizi kuracağız. Aylık olarak bileceksiniz bunları. Ben katılabilirim ya da katılamam şeklinde bize beğendiğiniz yeri. Bu elinize aldığınız kağıtlar bir ankettir. Şu an altını çiziyorum. Projede %100 olacağınız anlamına gelmez. Yani değişiklik olabilir. Öğretmeniniz değiştirebilir. Atölyeniz değişik olabilir. Bilgilerinize de sormanız gerekiyor. Yeni anlamak için söylüyorum. Şimdi önümüzdeki salı günü, muhtemelen salı gününe kadar siz bir resim ve nüfus kağıdınızın arkalarının fotoğrafını fotokopisini hazırlamalısınız. Eve gidince en kısa zamanda hazırlayın. Salı günü 3.30'da atölyelerde olacaksınız. Oraya gelirken bir fotoğraf ve nüfus kağıdı fotokopisine gelmeniz gerekiyor. Şimdi
sorunuz var mı? Çok kısa demeye çalıştım. Akşam eve gelince Google sitesine girin. Projemizle ilgili iki tane video var. Onları izleyin. Size beğenmek için söylüyorum. Tamam mı? Bunu yapın. Okulumuzun sitesinde o videoları izlerseniz daha detaylı bilgiyi bulacaksınız. Ve haftaya salı geldiğinizde de size daha detaylı bilgi verecek. Evet. Voleybol var. Voleybol var. Evet. Şimdi kızlar tekrar ediyorum. Bazıları orada yazmıyor. Az önce tekrar ediyorum. Orada yazmayanlar içerisinde badminton olacak. Ekstrem yani sopa da dövüş sanatı var. Kılıçla deniyor. O olacak. Eğer ısrar ederseniz. Voleybol dedik. Pretes, rumba dedik. Tekvando. Burada tekvando'da yazmak tekvando'da olacak. Evet. Şu an sizden böyle bir kişi gelebilir misin? Atölye isimlerinin arkadaşının sayesinde benim saydıklarım yağ eden bu atölyeler olacak. Bu atölyede kısa bir açıklama yapacağız. Siz tercih edeceksiniz. Şu an sizin atölyenizi belirleyeceğiz. Ve ona göre kayıtlarınızı oluşturacağız. Evet. Evet. Yok. Şu sayede isimler okuyun. Drama, dergi, şiir, büyük yazı, hızlı okuma, girdi, bilişim teknolojileri, e-dergi, sinema, fotoğrafçılık, hitabet, beden dili, diksiyon, Kur'an-ı Kerim, Arapça, musiki, ebru, hat, kaligrafi, güzel yazı, TÜBİTAK, izcilik, satranç, masa tenisi, okçuluk, öğrencilik, yüzyılayı ve yol evet. Şimdi bunları size birkaç cümle, bir dakika açıklayacağız. Kafanızda soru işareti kalmayacak. Bir kısmınız bunları tercih etti. Bazıları tek tercih yaptı. Bazıları 20 tercih yaptı. Bazıları 10 tercih yaptı. Böyle tercihlerle karşılaştım ben bu bölümde. Baktığımda, incelediğimde. Şimdi öncelikli olarak en fazla tercih olan atölyelerden başlıyoruz. Okçuluk şu an anketlerimiz en çok tercih edilmiş. Şimdi okçulukta, okçuluk hocamı şunu söylüyorum. 20 kişi alabilirim en fazla. Dönüşümlü olarak 20 artı çok yüksek öğrencilerden de 10 kişi, 30 kişi alabilirim. Yalnız diyorum, bu 30 kişiyle bir ay çalışırız. İkinci 30 kişiyle bir sonraki ay çalışırız. Eğer çok şeyse, üçüncü 30 kişi, yani 90 kişilerle üçüncü hafta çalışırız. Üçüncü ay çalışırız. Yani bayağı. Bir 30'la bir ay çalışırız, bir 30'la bir ay çalışırız, bir 30'la öteki ay çalışırız şeklinde bir seminer yapabiliriz diyor. Okçuluk seminerleri salı çarşamba olacak. Onun çalışması A blok zemin katlama şu an hazırlanıyor. Yaylarımız, oklarımız şu an sipariş verildi. Muhtemelen cuma en geç salı, pazar salı elimizde olacak. Yani salı gününe okçuluk dersi başlayacak inşallah. Şimdi pek çok isim var. Okçuluk için ok hocamızın kriterleri var, bazı kriterleri. Şimdi ev ödevleri verecek yani bazı sporlar. Mesela lastikten veya serin lastikten bir alet yapılacak, bunun düzenini çekeceksiniz. Yani sapan gibi bir şey, özel kepaze deniyor. Kepaze olmayacaksınız. Kepazeyi çekeceksiniz. Yay kullanımı ve ok kullanımı noktasında çalışmalar için bunlar önemli. Bazı spor faaliyetler var. Yani okçuluk sabır işi. Öncelikli olarak okçuluk isteyenler bu tarz çalışmaları yapabilmeli. Ve bazı etkinliklere katılabilmeli. Yani rahat olabilmeliler. Rahat olun derken annesi alıp veya babası alıp etkinliğe götürebilmeli gibi. Yani çok fazla bir hocamızın isteği yok, okçuluk hocamızın. Şimdi okçuluk isteyenler, okçuluk birinci derece okçuluk yazanlar, şu an herkes vaz mı geçti? Yok, daha doldurum. Doldurum. Evet. Şu an bakın değişiklik yapabilirsiniz. Şu an en çok tercih olanlardan başladık. Okçuluk için 20 ya da 30 kişi alabiliyoruz şu an.
Evet. Kızlar, olur. Kızlar, tekrarlıyorum. O sizin doldurduğunuz anket şunu belirliyor. Şu an değişiklik yapabilirsiniz. Onu almak istiyorum. Bakın bazıları... Evet. Sorabilir misiniz? Cengiz Bey, siz parçanın fotoğrafçılıktan başladınız. Evet, fotoğrafçılık seçildi. Şu an... Bizim zamanımızda neler yapacağız? Bizim zamanımızda neler yapacağız?
insanlara ücret verecek miyim ben? Yani yanlış anlaşılsın için ücret vereceksiniz. Bütün masraflarımız bakanlığı veriyor. Ve şu an paraya bekliyor. Bütün etkiler ücretsiz. Bazıları gitti şu an. Yoğun bir şey ücret veriyor. Şimdi gezilerimiz daha çok hafta sonları olacak. Mesela fotoğraf gezileri. Mesela fotoğraf için ne geziler yapacağız? Neyi belirleyeceğiz? Diyeceğiz ki, işte mesela bir sahili var. Çıkacağız işte, şey çekeceğiz. Manzara çekeceğiz. İşte güneş doğumu, batımı çekeceğiz. Bunun gibi etkinlikler yapalım. Bu tür geziler. Mesela bisiklet gezileri. Bisiklet için neler yapacağız? İşte yine ilk zamanlar başlayacak. Hadi çatırağında dünyanın bir şey gideceğiz. Bunlar bizim bağımsız gezler olacak. Yine film çekmek için bir gezler yapacağız. Bir daha söyleyeceğim. Asla böyle söyleyeyim. Bir daha söyleyeceğim. Tekrar edeceğim. Doğa gezileri yapabileceğiz. Belediyeler, yerlerden otobüs alma şansımız var. Otobüslerle işte Belgrad olmalı. Doğa çıkmalar yapacağız. Orada bisiklet sürmenin yanımız olacak. O kadar doğa çıkmalar çekmenin yanımız olacak. Değil mi şahit? Zahmi söylemiyorum. Aynen öyle. Bunlar hem kültürel geziler, hem doğa geziler, hem de tematik geziler olacak. Onun yanında bir sinema yaptık. Çünkü fotoğraf var, bir de sinema var. Hocam bunlara gireceğiz mi? Yok, sinema fotoğraf ikisi birlikte olacak. İkisi birlikte değil mi? Sırayla gidiyoruz. Biraz sabır. Sinema için de birazcık anlatayım. Fotoğrafla birlikte geçirmişiz. Bunun için de yine kameralarımız olacak. Yani projeden sağlanan bütçeyle kamera alabileceğiz. Bu kamerayla hedefimiz şu, sizlere şey öğreteceğiz. Görsel estetik, kamera kullanımı, ses, ışık. Ve bunlarla başlayacağız, küçük küçük şeyler çekmeye. Amacımız kamu spotları var ya, işte böyle belli tematik şeyler çekiyoruz. Biz de kendimize ödenek halk spotları çekeceğiz. Yani sokağa çıkıp belli temalarda videolar oluşturacağız. Bu videoları YouTube üzerinden bir kanal kuracağız. Genç Mimarlar diye bir TV kanalımız olacak. Şu an var kanalımız kuruldu. Var, evet. Ve TV'miz olacak. Buradan herkese bu videoları yaygınlaştıracağız. Zaten herkesin Facebook, Twitter gibi imkanları var. Usta, siz ve bu etkinlikleri aynı zamanda bizler çekeceğiz. Yani burada okçuluk dersi yapılırken, ping pong, işte satranç, diğer işte şeyler yapılırken onların da çekimlerini yapacağız. Hem aşamaları göreceğiz. Yani genç bir mandalat projesi nereden başladı, nereye vardı, gezilerde neler oldu. Bunlar da bizim görevimiz olacak. Çıkacağız, belediye başkanlarıyla, işte yetkililerle, röportajlar yapacağız. Onlardan kendi taleplerimizi soracağız, sorularımızı soracağız. Halk röportajları yapacağız. Kısa film çekeceğiz. Evet, dizi de çekeriz. Şimdi yani daha fazla istek şimdi fotoğrafçılık ve sinema daha bir şey bir iki ay eğitimden sonra öğrenci başka bir öğretmen arkadaşlar Cengiz Bey olabilir veya Musayif Hanım öğretmenle bir sanatçı bir belediye başkanının yanına gidiyorsunuz. Kamerayı istiyorsunuz, mikrofonu bir öğrenci tutuyor. Siz dekoraj yapıyorsunuz, montajınızı yapıyorsunuz ve yine siz veriyorsunuz. Yani biz dinleyiyoruz, onaylıyoruz. Bir de şöyle bir imkanımız var. Şu an hep TV'miz yayın hazır. Canlı yayın yapabiliyoruz.
internetimiz bağlamında canlı yayın oluyoruz. Yani siz sınıfta atölyedeyken kızlar artık konuşmayı bırakın. Lütfen. Siz atölyedeyken bu sizin için önemli. Bir tekvando siz projede değil misiniz? Hocam söyleyince bir şey duyarınızı çalmıştı zaten. Ha, arkadaşlarınızla bilgi alacaksınız. Siz sınıfta 3.30'da gittiniz, atölyede oturuyorsunuz, bilgisayarı açtığınızda, sınıftaki bilgisayarı açıldığında, yani tahta açıldığında, orada yapılan röportajı izleyebileceksiniz. Canlı da olabilir. Telefon bağlantısı soru soracağız. O tarz çalışmalarda olacak ileriki aşamada. Akıllı tahtayı kastediyorum. Akıllı tahta üzerinden izleyebileceksiniz. Böyle bir sistem kurmaya çalışacağız. Şu an çoğunuz anketleri doldurdu, tercihleri yaptı. Fakat tercihlerde bir yığılma oldu. O yüzden sizi buraya çağırdım. Şu an kararınızı verin diye. Sinema fotoğrafçılık için en fazla 20 kişi olacak. 20 kişi olacak. Ve maalesef şu an bazı duyamadı ya da buraya gelemedi bir şekilde eksiklerimiz var. Tam bir nasıl olacak bunu da açıkçası. Evet. Değerli öğrenciler, şimdi bu aynı yaptığımız toplantı eksik olduğu için pazartesi günü öğlen arasında bir daha yapacağız. Fakat ben spor branşı seçen öğrenciler için konuşuyorum. Şenem Hoca'nız bir tane resim dedi, spor branşında lisan çıkartmak için iki tane resim gerekiyor. Diğerleri için değil ama bize iki tane resim gerekiyor. Bir de karate yapan arkadaşlar da burada iki tane. Karate de sınıf açabilmesi için... Gerek yok, zaten var işte. Ama tekvando sınıfı o ayrı. Ha, tekvando. Arkadaşlar, okulda tanıdıklarınız varsa karate de 8 öğrenci tamamlarsak eğer karate açabiliyoruz. Tekvando şu anda var zaten o kadar kişi. Oryan Trink hakkında bilgisi olmayan var mı? Oryan Trink kim ne olduğunu bilmeyen. Değerli öğrenciler, Oryan Trink açık havada genelde pusulayla yön bulma üzerine yapılan bir spor dalı. Çok eğlencelidir. Yaklaşık olarak 4-5 kilometrelik bir parkurda size verilen görevleri yerine getiriyorsunuz ve yarışma bu şekilde tamamlanıyor. Size verdiğimiz formları doldurun. Pazartesi bence bir daha. Bayağı çocuklar, formları yarın doldurun. Ebru Hanım var. Ağır blokta Leyla Hanım'a verebilirsiniz. Formları Leyla Hanım'a teslim edebilirsiniz. Şimdi bir şey altını söylüyorum kızlar. Spor dallarını seçenler, bakın tekrar ediyorum. Şu an benim saydığım spor dallarını seçenler iki adı seçildi. Bir, karate, tekvando, voleybol, basketbol seçenler o yani varsa. Yani ben sadece sayıyorum. Şu an tercihler arasında gördüğüm için söylüyorum. Bu spor dallarını seçenler o size verilen kağıtlardaki atölyeleri tercih edebilir. Yani spor dallarını çift atölye seçebilirsiniz. Şöyle bir şey olacak. Bu atölyeler salı, perşembe günleri olacak. Atölyeler salı, perşembe. Siz o çalışmalara pazartesi, çarşamba, cuma günleri hemen onları koyacağız. Böylece iki etkinlikten faydalanacaksınız. Tekvandocular dikkat edilmiyor mu? Şu an onlar için söylüyorum. Siz bir tercihler yapabiliyorsunuz. Yok hocam, biz sadece tekvandoda kalmak istiyoruz derseniz ya da kendi alanında kalmak istiyoruz derseniz olur. Yani haftanın 5 günü okulda etkinlik olacak. Siz salı perşembe dışındaki herhangi bir etkinliğe de katılabileceksiniz. Ve cumartesi günkü geziler aynı anda 250 kişi gezemeyeceği için dönüşümlü olacak. Şimdi altını tekrar çiziyorum. Kur'an-ı Kerim seçenler bir atölye daha seçebilir. Arapça seçenler bir
kategori daha seçebilir. Bu seçenler ikinci atölyeyi şu şekilde seçebilir. Spor dallarından da seçebilir. Şimdi Ebru ile ilgili bilgiler aktarması için Ebru Hanım var. Kızlar bir konu varmış çocuklar Ebru sınavında. Öncelikle şunu merak ediyorum. Ebru sınavını yapan var mı? Hiç denemiş olan var mı aranızda? Denemişsiniz. Peki boya hazırlığı konusunda hususunu hiç sordunuz mu? Yapan kişilere, tamam. Şimdi öküz ödünler yapılıyor boyalar ve çok değerli bir kokusu var. Ben kursdaki başladığımda sınıfta 25 kişi vardı. Bitirdiğimizde 8 kişiydik. Genelde kokusuna dayanılmıyor, zor olduğundan şikayet ediyorlar. Başta herkese kolay geliyor bu sanat. Lakin öyle değil. Başlığımı size söylemek istiyorum. Bir uyumluluk olduğu için söylüyorum. Sonra yok vazgeçtim, başka bir spor dalına geçmek istiyorum, yani sanat dalına geçmek istiyorum derseniz bu da bizim için sıkıntı olur. Ebru sanatı evet, suyu üzerindeki sanat, resim yapmak gibi. Lakin büyük sabır gerektiren bir işlem ve dediğim gibi 25 kişiden fazlası yapması çok zor. Bir teknemiz olacak veya en fazla bir teknemiz hepimize denetilmek, yoğunlaştırmak çok zor. Bir tek bir toz verilecekten bir etkileri bilen bir sanat. Yani eğer bir teknenin üzerine toz tanecikle düşerse kesinlikle orası çıkmıyor. Yapabileceğimizi düşünerek lütfen birkaç defa düşünerek biraz internet araştırarak seçmenizi diliyorum, istiyorum. Ancak bu şekilde sağlıklı çalışma yapabiliriz. Çünkü genellikle duyuyorum öğrencilerden, bu dönemin sonunda çok kolay değil tercih ediliyor ama aslında öyle bir şey yok. Ev sınıfı kolay değil. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Efendim? Yeni kurs için ne? Evet, Ebru kursu ile ilgili sadece bu. Ebru sınıfı ile ilgili sorusu olan var mı? Söyledi mi ilgili? Yirmi kişi oluyoruz. Şimdi, 20 kişi Ebru sınıfı yapmış, yapmak isteyen 20 kişi hemen teslim edip atölyesini netleştirebiliriz.